Merhaba arkadaşlar ben fizik öğretmeni Selim Hoca. Evet arkadaşlar bu videomuzda hareket ünitesini işleyeceğiz. Biliyorsunuz ki hareket ünitesi hem TYT'de hem de AYT'de mutlaka sorusu olan bir ünitedir arkadaşlar. TYT kısmını biz iki videoyla işleyeceğiz. Geri kal kalan iki videomuzu da AYT kısmına ayıracağız arkadaşlar. Hareket konusunda özellikle bazı terimler birbirine çok karıştırılıyor. Bunları ilk önce birbirinden ayırt etmemiz lazım. Ondan sonra da grafik yorumlama çok önemli. Çünkü soru karşımıza gelirsek büyük bir ihtimalle grafik yorumlamayla karşımıza gelir. Onun için iki video şeklinde yaptım. İkinci videoda sadece grafiklerle ilgileneceğiz. İlk videomuzda hareket konusunda birbirine karıştıran öğrencilerin birbirine karıştırdığı bazı tanımlar var. Bu tanımlar üzerine yoğunlaşacağız. Fazla zamanımızı almadan arkadaşlar şöyle videomuza başlayalım. İlk etapta gençler hareket nedir? Hareket dediğimiz ifade cisimlerin belli bir referans noktasına göre arkadaşlar yer değiştirmesine biz hareket diyoruz. Burada referans noktası çok önemli gençler. Mesela kendi yerinizi belirlerken ya da bir yerden geçerken işte okulun önünden geçiyorum, şuradan geçiyorum, buradan geçiyorum derken oradaki okul ifadesi referans noktasıdır. Yani Cisimler hareketlerini tanımlarken belli bir yer, belli bir ifade belirtirler ki biz buna ne diyoruz? Referans noktası diyoruz. Cisimlerin üç farklı hareket çeşidi vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi öteleme hareketi. Öteleme hareketi dediğimiz ifade yer değiştirmedir arkadaşlar. Yani bir hareketlinin bir doğru boyunca hareket eden cisimlerin hareket ne denir? Mesela düzgün bir yolda, düzgün doğrusal bir yolda bir aracın bir yerden bir A noktasından B noktasına e, gitmesi bu nedir arkadaşlar öteleme hareketidir. Yani cisim bulunduğu düzgün doğrusal üzerinde yer değiştirmiştir. İkinci hareket çeşidi gençler dönme hareketidir. Dönme hareketi dediğimiz ifade ise hareketlinin çembersel bir yol boyunca hareket etmesi. Yani şu şekilde düşünün gençler işte bir noktadan başladık tekrar belli bir süre sonra daire çizip aynı noktaya gelmesidir. Burada dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmesi dönme hareketidir. Ya da Luna Park'taki dönme dolaplar dönme hareketidir. Rüzgar gülleri dönme hareketi. Bir arabanın tekerleğinin dönmesi dönme hareketine örnek olarak verilebilir. Bir diğer hareket çeşidimiz ise gençler titreşim hareketidir. Titreşim hareketi ise bir cismin sabit iki nokta arasına arasında gidip gelmesidir. Yani titreşmesidir. Örneğin bir gitarın teline vurduğunuz zaman tellerin titreşmesi gibi ya da salıncaktaki bir çocuğun sallanması titreşim hareketine örnek olarak verilebilir. Şimdi hareket konusunda gençler bizim bilmemiz gereken çok önemli bazı tanımlar vardır ve bunları karıştırmamak lazım. Bunlardan birincisi nedir arkadaşlar? Yer değiştirme. Yer değiştirme dediğimiz ifade bir hareketlinin harekete başladığı nokta ile hareketini bitirdiği nokta arasındaki en kısa mesafeye yer değiştirme denir. Yer değiştirme denir. Mesela arkadaşlar şöyle düşünün. Şurası sizin bulunduğunuz nokta. Başka bir yere gitmek istiyorsunuz ve gideceğiniz yerle ilgili yol bilgisi şu şekilde sevilmiş. Eğer siz Size verilen şu yol bilgisini takip edip buraya gelirseniz örneğin şurası x metre, şurası y metre. Toplam ne kadar yol gitmiş olursunuz? x artı y metre. Bu sizin yer değiştirmeniz değildir gençler. Yer değiştirmeniz başlangıç ile bitiş arasındaki en kısa mesafe. Yer değiştirme dediğimiz ifade budur. Yani harekete başladığınız nokta ile hareketi bitirdiğiniz nokta arasındaki en kısa mesafe kuş bakışı gibi düşünün gençler o şekilde düşünülebilir. Başlangıç ve bitiş noktası olduğu için gençler vektörel bir büyüklüktür. Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür. Delta x ile ifade edilir. Zaten üzerinde çizginin var olması onun vektörel olduğunu gösterir. Uluslararası birim sisteminde birimi metre olarak alınır ve biz yer değiştirmeyi genellikle arkadaşlar işte burası ilk olarak düşünülürse, burası son olarak düşünülürse yer değiştirme dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? Son konum ile ilk konumun farkı olarak karşımıza çıkar diyoruz. Dikkat edin gençler, delta x ile gösterilir. Alınan yol ile kesinlikle karıştırılmaması lazım. Yukarıda verdiğimiz örnekte arkadaşlar alınan yol dediğimiz şey hareketlinin hareketi boyunca kat ettiği mesafeye denir. Yani yani hani şuradan şuraya x metre, şuradan şuraya y metre demiştik ya. İşte x artı y bunun almış olduğu yoldur. x artı y bunu almış olduğu yoldur. Yani hareketli, hareketi boyunca kat ettiği mesafe neyse bunun aldığı yol budur. Skaler bir büyüklüktür gençler. Bu da x harfiyle gösterilir. Uluslararası birim sisteminde bu da metredir. Bu ikisini kesinlikle karıştırmamak lazım. Kesinlikle soruları da göreceğiz zaten. Ee, belki işlev olarak aynıdır ama e, yapı olarak birbirinden çok farklıdırlar. Çünkü yer değiştirme dediğimiz gibi başladığınız noktayla bitirdiğiniz nokta arasındaki en kısa mesafedir. Alınan yol ise sizin harekete başladığınız andan itibaren hareketi bitirdiğiniz ana kadar kat ettiğiniz mesafedir. Belki ikisinin de uluslararası bilim sisteminde birimi aynı olabilir ya da aynı harfe gösterilebilirler ama yapı olarak birbirlerinden farklıdırlar. Bir diğer ifademiz gençler konum. Bu da bunlara benziyor ama bu da yapı olarak bunlardan farklıdır. Ne diyoruz? Cisimlerin belli bir referans noktasına göre yerlerine konum denir. Yani yani arkadaşlar şu şekilde düşünün. Referans noktamız o noktası olsun. Eğer K cismi buradaysa K'nın O noktasına göre konumu şu şekilde ifade edilir. K'nın O noktasına göre konumu bu şekilde ifade edilir. Yön belirttiği için vektörel bir büyüklüktür. Bu da x harfiyle gösterilir. Vektörel olduğu için bunun da üzerinde çizgisi vardır. Bu da uluslararası birim sisteminde birimi nedir arkadaşlar? Metredir. Ama e, tabii ki alınan yoldan ve yer değiştirmeden çok farklıdır. Mesela şu şekilde düşünün arkadaşlar. Yeni bir şehre gittiniz. Yol tarifi bilmiyorsunuz. Bir iş yerine de bir arkadaşınızın yanına gideceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Bana bir konum at. Konum atıldığı zaman o size gönderilen konum takip ederek, bir yönü takip ederek oraya varıyorsunuz. Mesela şöyle sayı doğrusu üzerinde düşünün arkadaşlar. İşte şurada A noktasında, A noktasında Ali bulunsun. Şurada B noktası diyelim arkadaşlar. B noktasında da Veli bulunsun. Şimdi A noktasının ve B noktasında bulunan Ali ile Veli'nin biz referans noktasını o noktası seçersek referans noktasını o noktası seçersek arkadaşlar Ali'nin referans noktasına göre konumu şu şekildedir. Bu XA'dır. Yani Ali'nin konumudur. Nedir arkadaşlar? Ali'nin konumu artı 30 metre referans noktasından 30 metre uzakta. Velinin konumuna baktığımız zaman arkadaşlar velinin referans noktasına göre konumu şu şekildedir. Şu şekilde arkadaşlar o da x v'dir. O da nedir gençler? O da eksi 20 metre. Burada eksi yöndür arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Referans noktasına göre konum seçildi. Peki bazen karşımıza çıkıyor. Mesela Ali'nin Ali'nin veliye göre durumu. Ali'nin veliye göre durumu. Ali'nin veliye göre durumu dediği zaman referans noktamız kimdir arkadaşlar? Velidir. O zaman veliden Ali'ye doğru nedir bu arkadaşlar? VA yani Ali'nin konumudur. O da nedir gençler? Pozitif yönde 50 metredir. Bunlara dikkat edelim. Referans noktasından var olan noktaya doğru çizilir referans noktasından var olan noktaya doğru çizildiği zaman şurası da artı x olduğu için artı 50 diyorum. Velinin Ali'ye göre durumu deseydi tam tersi yönünde olurdu. Bu sefer eksi 50 metre olurdu. Bunlara dikkat edelim. Özellikle öncülü sorularda bunlar çok önemlidir. Bir diğer bilmemiz gereken ifade ise arkadaşlar hız. Hız dediğimiz ifade nedir gençler? Bir cismin birim zamandaki yer değiştirmesine. Ne diyoruz? Hız diyoruz. E peki cismin yer değiştirmesiyle alakalıysa arkadaşlar yer değiştirme vektörel olduğu için o zaman hız da vektöreldir diyoruz. V harfiyle gösterilir. V harfiyle gösterilir. Vektörel olduğu için üzerinde çizgisi vardır. Ve uluslararası bilim sisteminde birimi metre bölü saniyedir. Metre bölü saniye dediğimiz ifadede metre nedir arkadaşlar? Yer değiştirme saniye zaman o zaman ne olur delta x bölü t neyi verir bize arkadaşlar cismin hızını verir bize sürat sürat hız gibidir ama neyle alakalıdır arkadaşlar kat ettiği yolla alakalıdır yani yer değiştirme değil cismin hareketi boyunca almış olduğu yolla alakalıdır ne diyoruz bir cismin birim zamanda kat ettiği yolun uzunluğuna ne diyoruz gençler? Sürat denir. Yolla alakalı olduğu için arkadaşlar sürat skaler bir büyüklüktür. O da V harfiyle gösterilir. Aynen hız gibi V harfiyle gösterilir. Ama nedir? Skaler bir büyüklüktür. Mesela ee, arabadasınız. Arabanın sadece göstergesine baktığınız zaman işte 110 km bölü saat, 120 km bölü saat süratle gidiyor. Burada siz sadece rakama baktığınız için süratini ne yapmış oluyorsunuz? Hesaplamış oluyorsunuz. Bunun da nedir gençler? Uluslararası birim sisteminde birimin metre bölü saniyedir. Yine burada metre bölü saniye diyoruz ama bu sefer buradan metreyi yer değiştirme değil. Alınan alınan yol olarak alıyoruz. Saniye yine zaman olarak karşımıza geliyor. O da ne oluyor arkadaşlar? X bölü T yani V'yi sürati veriyor diyoruz. Yani neredeyse denklemler birbirinin aynısı ama Sorulara geldiğimizde arkadaşlar yer değiştirmeyle alınan yolun aynı olmadığını göreceksiniz. Mesela şöyle bir basit örnekle hepiniz şu anda masa başında ders çalışıyorsunuz büyük bir ihtimalle. Şöyle sandalyenizden kalkıp odanın diğer tarafına kadar gidip tekrar gelip sandalyenize oturduğunuzda yer değiştirmeniz ne kadar olur arkadaşlar? Sıfır. Çünkü yer değiştirmemişsin, sandalyedeydin tekrar sandalyeye geldin. Ama alınan yolunuz sıfır değil. Çünkü siz bir Yol almışsınız. Siz bir mesafe etmişsiniz ve alınan yolunuz sizin giderken ve gelirken artık birim olarak hesaplanıyorsa, metre olarak hesaplanıyorsa kaç birimse, kaç metreyse sizin alınan yol odur. Buna dikkat edelim. Ortalama hız dediği zaman arkadaşlar, toplam yer değiştirme toplam yer değiştirme bölü toplam zaman toplam zaman ortalama hız dediği zaman Ortalama sürat dediği zaman arkadaşlar toplam alınan yol toplam alınan yol bölü toplam zaman. Toplam zaman olarak karşımıza çıkar. Bazen sorularda geliyor. Şimdi toplam yol, toplam yer değiştirme. Bazen soruyu birden farklı yollara işte asfalt ve toprak tali yol şeklinde asfalt'taki hızı, topraktaki hızını verir. İşte orada ortalama hızı bize sorduğunda biz bu şekilde ifade alırız. Bazen de grafikli sorularda karşımıza çıkıyor. Toplam yer değiştirme bölü toplam zaman ortalama hızı bize verir diyoruz. Bir de bunun dışında arkadaşlar birden fazla hareketli birbirine doğru ya da aynı yönde hareket ettiği zaman bunların aldıkları yollar, süreleri nasıl hesaplanır? Mesela iki tane hareketli düşünün arkadaşlar. A hareketlisi işte bu tarafa doğru doğu diyelim doğuya doğru gidiyor. B hareketlisi bu tarafa doğru batıya doğru gidiyor. Nedir arkadaşlar? Bu iki hareketi birbirine doğru hareket ediyor ya da zıt yönlü hareketli. İkisi de aynı anlama geliyor. Biz bunları alırken arkadaşlar ne diyoruz? İkisinin arasındaki mesafe x Birbirine doğru hareket ettikleri için hızlar toplanır. VA artı VB çarpı zaman. Bu şekilde hesaplarız. Eğer iki hareketlimiz de aynı yöne gidiyorsa dikkat edin. Hem A hareketlisi hem de B hareketlisi doğuya doğru gidiyorsa arkadaşlar. ikisinin arasındaki mesafe x eşittir. Ne diyoruz arkadaşlar? E şimdi A'nın B'yi yakalaması ya da B'ye yetişmesi için ne olması lazım? A'nın hızının B'nin hızından büyük olması lazım. O zaman ne diyoruz? VA eksi VB çarpı T diyoruz. Bu şekilde rahatlıkla bulabiliriz. Bir diğer arkadaşlar uzunlukları olan araçlar ya da bir tren ya da iki tane tren fark etmiyor. Bunlar bir tüneli ya da bir köprüyü geçerken aldıkları yollar nasıl hesaplanır ona bakacağız. Bakın gençler mesela şurada. Bütün sorularımızı şu anda çözeceğim yöntemle çözeceğiz. Onun için bunu çok iyi algılayalım. Herhangi bir tren, A treni ya da X treni ne yapıyor arkadaşlar? Y tünelini geçiyor. Ben herhangi bir yere bir harf veriyorum. A harfi. Ve sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Eğer bu tren, bu tüneli tamamen geçmişse, tamamen geçmişse A harfim nereye geldi? Şuraya geldi. Şimdi A harfinin yer değiştirmesini. A harfi ilk önce tünelin boyunu aldı. Sonra trenin kendi boyunu aldı. O zaman demek ki alınan yol ya da yer değiştirme x artı y kadar. İkimin hızıyla x treninin hızıyla. Yani vx çarpı t şeklinde alıyorum. Bu şekildeki uzunluğu olan bütün soru tiplerinde işte iki araç, üç araç ya da bir araç, iki araç bir tüneli geçerken harf veriyoruz arkadaşlar. Harfimiz ne kadar yer değiştirmişse ona göre işlem alıyoruz. Evet gençler hareket konusunun ilk etabında karşımıza çıkacak olan tanımlarla ilgili sorulara bakalım. Belki ifade olarak çok basit gibi gözükebilirler ama soru üzerinde gerçekten öğrenciyi zorlayan öğrenciyi düşüren ifadelerdir. Mesela şu şekilde bir örneğe bakalım. Diyor ki AB uzunluğu 30 metre, DC uzunluğu 40 metre. Bu AD'dir arkadaşlar. Pardon, şurası 30 metre, şurası 40 metre. Tamam. Yolun A noktasından başlayıp ok yönünde hareket eden hareketli 20 saniye sonra B noktasına varıyor. Hareketlinin hareketi boyunca hızını ve süratini hesaplayınız. Bakın arkadaşlar, şimdi benim hızı hesaplayabilmem için neyi bilmem lazım? Yer değiştirmeyi bilmem lazım. Bölü zaman. Yer değiştirme hareketli şuradan şuraya sonra şuradan şuraya gelmiş olabilir. Ama yer değiştirmemiz neydi arkadaşlar? Başlangıç ile bitiş arasındaki en kısa mesafe. Başlangıçla bitiş arasındaki en kısa mesafe şudur. O da ne kadardır gençler? O da 40 metredir. O zaman yer değiştirmemiz 40 metre ise 40 bölü. Hareketin tamamını kaç saniyede bitiriyorum? 20 saniyede. Bölü 20 ne gelir arkadaşlar? 2 metre bölü saniye gelir. Bu hareketlinin hızıdır. Süratini hesaplamak istersem arkadaşlar. O zaman neyi bilmem lazım? Alınan yol ya da kat edilen mesafeyi bilmem lazım. E, hareketli ne yapmış gençler? A noktasından başlamış. Bakın ilk önce 30 metreyi şu taraftan almış. Sonra 40 metreyi şu taraftan almış. Sonra bir 30 metre daha bu taraftan almış. O zaman 30, 40, 30. Ne eder arkadaşlar toplarsak? 100 metrelik bir yol eder. Kaç saniyede? 20 saniyede. Ne gelir? 5 metre bölü saniye gelir. Hareketlinin hızı 2 iken sürati 5 metre bölü saniye çıktı diyoruz. İnşallah burada yer değiştirme ile alınan yol arasındaki ilişkiyi tam olarak anlamışızdır. Bir diğer örneğimize baktığımızda gençler ne diyor? Yarı çapı 40 metre olan yarı çapı 40 metre 40 metre olan dairesel bir pistin A noktasından ok yönünde harekete başlayan hareketli bir turunu 10 saniyede tamamlıyor. Hareketli D noktasındayken hızını ve süratini hesaplayınız diyor. Bakın arkadaşlar diyorum ki hareketlimiz şuradan başlayıp şu şekilde geldi. A, B, C ve D noktasına yetişti. Benim çizmiş olduğum şu ifade nedir arkadaşlar? Hareketlinin kat ettiği mesafedir. Yani x'tir yani x'tir. Şimdi dairesel bir pist olduğu için dairesel pistin çevresi ne kadardır arkadaşlar? Dairesel pistin çevresi çevresi nedir arkadaşlar? 2 pi r'dir. 2 pi r'dir. E biz ne yapmışız arkadaşlar? Bu pistin 3'te 4'ünü almışız. O zaman çarpı 3 bölü 4. Bu neyi verir? Bu hareketlinin kat ettiği mesafeyi aldığı yolu verir. E pi arkadaşlar 3 olarak alırsak 3 olarak alırsak ne olur gençler? 2 çarpı 3 çarpı yer çapımız 40 çarpı 3 bölü 4. Buradan 4 ile 40'ı sadeleştirirsem 10 kalır. İşlemi yaparsam arkadaşlar 2 kere 3 6 6 kere 3 18 18 çarpı 10 180 metre hareketlinin aldığı yoldur. Yolun için hesapladık. Sürati bulmak için. O zaman ne diyorum? V eşittir x bölü t. Nedir? 180 bölü bir tur 10 saniyede. O zaman her çeyrek 2,5 saniye eder mi? Eder. O zaman 7,5 saniye bölü 7,5. Buradan da süratimizi bulmuş oluruz. Peki hız. Hıza baktığımız zaman arkadaşlar hız dediğimiz ifade nedir? Yer değiştirme bölü zamandır. Yer değiştirme başlangıç ile bitiş arasındaki en kısa mesafe değil miydi? O zaman başlangıçla bitiş arasındaki en kısa mesafe şudur arkadaşlar. Delta x. O zaman şurası 40 ise şurası da 40 ise İkiz kenar üçgen çıkmadı mı? İkiz kenar dik üçgen. Buradan delta x ne olur gençler? Delta x eşittir. 45 45 90 üçgeninden 40 kök 2 olur. O zaman yerine yazacak olursak 40 kök 2 bölü süreyi hesaplamıştık zaten. 7,5 saniyede e, yolun 4'te 3'ünü alırlar. Yine dikkat edin arkadaşlar. Hız ve sürat birbirinden farklı ifadeler olarak karşımıza çıktı diyoruz. Bir diğer örneğimizde gençler bir diğer örneğimize ne diyor? Bir hareketli önce doğuya 12 metre sonra güneye 18 metre daha sonra da batıya 36 metre yol alıyor. Şöyle bir bakalım. Doğuya 12 metre gittik. Doğuya 12 metre gittik arkadaşlar. Sonra güneye 18 metre. Daha sonra da batıya 36 metre. Bu hareketini 10 saniyede tamamladığına göre sürati hızından kaç metre fazladır? Bakalım arkadaşlar ilk önce süratini bulalım. Hareketi şuradan başladı. Kat ettiği mesafe 12 18 ve 36 buraya vardı. O zaman alınan yolumuz 12 artı 18 artı 36. Ne eder arkadaşlar? 66. 10, 20, 50, 60, 66. O zaman süratı bulmak istersem. Sürat neydi arkadaşlar? Alınan yol bölü zaman. Neydi? 66 bölü 10'dan 6,6 metre bölü saniye süratimiz ortaya çıkar. Yer değiştirme dediğimiz ifade A noktasından başladı olaya B noktasında bitirdi. A noktasıyla B noktası arasındaki en kısa mesafe yer değiştirmedir. Biz şunu şöyle alırsak arkadaşlar çünkü delta x'i bulmamız lazım yer değiştirmeyi. Şöyle alırsak şurası 18 metre. 36 12 çıktı şurası 24 metre. Şurada bir dik üçgen oluşturduk. Şimdi buradan yine özel üçgenlerden 3 4 5 üçgeni hatırlayan varsa arkadaşlar 3 çarpı 6 4 çarpı 6 o zaman burası 5 çarpı 6 yani 30 metredir. Eğer bunu hatırlamadıksa arkadaşlar Pisagor'dan rahatlıkla bulabiliriz. Yani delta x'in karesi eşittir 18'in karesi artı 24'ün karesi. O zaman biz yer değiştirmeyi de bulduysak Hızımız, hızımız yer değiştirme bölü zaman değil midir gençler? O da ne kadar? O da 30 bölü toplam süremiz 10 saniyeydi. O da 3 metre bölü saniye gelir. Ne diyor? Sürati hızından kaç fazladır? 6,6 eksi 3'ten 3,6 fazladır diyoruz. Evet gençler, bir diğer örneğimize bakacak olursak ne diyor? 60 metre uzunluğundaki bir tren saatte 60 kilometre hızla 3 kilometre uzunluğundaki bir köprüyü kaç saniyede geçer? Şöyle bir şekillendirelim soruyu gençler. Ne diyor? 600 metre uzunluğundaki bir tren. Hızımız 60 kilometre bölü saat. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tünele giriş yapacağız. Tünele giriş yapacağız. Tünelin uzunluğu 3 kilometre. Yani 3000 metre. E şimdi trenimiz bakın A noktasını belirledim. Tüneli geçti. Bakın A noktası nereye geldi? A noktası ne kadar yer değiştirdi çocuklar? 3000 burada. 600 de burada. 3600 yer değiştirdi. Hızımız? 60 kilometre bir saat. Kaç saniye diyor. O zaman ben hemen şu 60 kilometre bir saati bir çevireyim. 60 çarpı 1000 dediğim zaman metreye. Bölü 3600 dediğim zaman bunda saniyeye. O zaman ne olur gençler? Şunla şu gitti. Şunla şu gitti. Şöyle 6'ya böldüm. 10. 6'ya böldüm. 6. 100 bölü 6 metre bölü saniyelik bir hıza sahip. O zaman Hızımı da yazıyorum. 100 bölü 6 çarpı t. Alınan yol yer değiştirme hız çarpı zaman. Hafif bir sadeleştirme. Şunla 2 sıfırı götürdüm. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman t eşittir 36 çarpı 6 saniye olarak karşımıza çıkar diyoruz. Ki tren sorularının en basit mantıktaki sorusudur arkadaşlar. Sadece şuradaki çevirmeleri çok iyi bilmeniz lazım. Ne yaptım? Kilometre bölü saatti. Kilometreyi binle çarpıp metre dedim. Saati 3600 ile çarpıp saniye dedim ki benim işlemim sonucu saniye uzunluk metre olarak karşıma çıksın diyorum. Bir diğer örneğimize baktığımızda arkadaşlar iki tane tren paralel raylarda aynı yönde. 20 metre bölü saniye, 15 metre bölü saniye ile hareket ediyorlar. Nedir arkadaşlar? X ve Y trenleri ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Diyor ki X treni, Y treni, Y'yi 20 saniyede tamamen geçiyor. Şimdi X treninin Y trenini tamamen geçmesi için arkadaşlar ne olması lazım? Bakın şöyle harfimi verdim ve şuraya geldi. Bakın x direni. Tamamen geçti artık. Tamamen geçti artık. Ne diyoruz arkadaşlar? Şurada A harfimiz buraya kadar geldi. Şimdi A harfinin yer değiştirmesi ne kadar? Bir defa şuradaki 15 metreyi almışız arkadaşlar. Şuradaki 25 metreyi de almışız. Ve en sonunda şuradaki ne yapmışız arkadaşlar? 60 metre ile almışız. Toplamda ne kadar yol almışız arkadaşlar? Toplamda 100 metre. 100 metre yer değiştirme. Eşittir. Aynı yönde gidiyorlar mı gençler? Gidiyorlar. Aynı yönde gittikleri için biz ne yapıyorduk? Hızları farkı çarpı t. Ne etti? 100 eşittir 5 çarpı t'den t eşittir 20 metre. Ne diyor? X treni Y'yi 20 saniyede tamamen geçer. Bu doğru. X treni Y trenini geçinceye kadar 300 metre yol almıştır. Hızımız ne kadar? 20. E kaç saniyede geçmişiz? 20. O zaman X trenin almış olduğu yol yani X dersek ona 20 çarpı 20'den 400 metredir. O zaman demek ki ikinci öncümüz yanlış. Üçüncü önceye baktığımızda 8 saniye sonra trenlerin lokomotifleri yan yana gelir. 8 saniye sonra trenlerin lokomotifleri yan yana gelir. Bakalım arkadaşlar ifademiz doğru mu? 8 saniye sonra X treni kaç metre yol alır? 160. 160. Y treni kaç metre yol alır arkadaşlar? 15 ile gittiği için ne kadar gençler? 120. Y treni de 120 gitti. Çünkü hızı 15'tir. 20 çarpı 8'den 160 gider. 15 çarpı 8'den 120 gider. Şimdi diyor ki trenler yan yana. Şu anda aldıkları yollar, yer değiştirmeler arasında ne kadar fark var gençler? 40. Bakıyorum ki X treni başta Y trenin ucuyla zaten 40 metre gerideymiş. O zaman diyorum ki bu da doğru. Cevabımız ne olur arkadaşlar? 1 ve 3 olur diyoruz. Bir diğer örneğimize baktığımızda gençler yine trenlerle alakalı, tünelle alakalı ne diyor? Hızlarının büyükleri sabit 2 ve 3 ve olan A ve B trenleri trenlerinin lokomotifleri tünele aynı anda girdikten T süre sonra karşılaşıyorlar. Arkadaşlar bunun hızı 3 ve bunun hızı 2 ve Karşılaşmışlarsa şayet şurada karşılaşmışlardır. Ve şurası 2D'lik, şurası da 3D'lik yol olacak şekilde. Neden? Çünkü bunun hızı, bunun hızı oranında aynı süre geçtikleri için ve x eşittir v çarpı t olduğundan gençler diyorum ki süre aynı. Hızlarda 3'e 2 ise alınan yollar hızlarla orantılıdır diyorum. Artık B trenimiz burada. A trenimiz de burada. Bu şekilde işlemleri yapalım. Ne diyor gençler? Bundan 2t süre sonra ise 2t süre sonra ise trenlerin arka uçları tünelin x çıkışına denk geliyor. Trenlerin arka uçları trenlerin arka uçları tünelin x çıkışına yan yana geliyor. Buna göre ne diyelim arkadaşlar? A treninin boyunun B trenin boyuna uzunluğu ne kadar olsun? Şimdi gençler 3 dyi onu 3V ile aldığı için şunu biliyoruz zaten. Şu elimizde olsun ilk önce. 3D eşittir 3V çarpı T'den. D eşittir V çarpı T. Hem bunun için hem de bunun için geçerlidir. Çünkü birazdan işimize yarayacak. Aldım arkadaşlar. Bakın. A dedim. Ne diyor? Trenlerin arka uçları. Çıktı. Bakın A harfi geldi buraya. A harfi geldi buraya. B treni için konuşuyoruz a A ne kadar yer değiştirdi? İlk önce şurayı aldı. Sonra şunu aldı. E burası 2D'ydi. O zaman 2D artı A'nın uzunluğu LA eşittir. Pardon B treniyle ilgileniyoruz. B'nin uzunluğu eşittir. 3 ve 3 ve hızımız çarpı 2T süremiz. 2D artı LB yani B'nin uzunluğu eşittir 6 VT. E peki VT kaç değil arkadaşlar? 1 de. O zaman 2 D artı LB eşittir 6 D. Diğer tarafa gönderirse gençler LB eşittir 4 de olur diyoruz. Yani B treninin uzunluğunu bulduk. Şimdi A treni buraya gelmiş ama daha şurada arkada bir sürü kısmı var. O arkadaki kısma da x diyelim. Arkadaki kısma x diyelim arkadaşlar. Arkadaki tünele girmeyen a treninin tünele girmeyen kısmına x diyelim. Neden? Çünkü 2t sürede ancak bu dışarıdaki kısım içeri giriyor. 2t sürede ancak bu dışarıdaki kısım içeri giriyor ki tam tünelin girişinde arka kısımlar yan yana geliyor. x çıkışında yan yana geliyor. O zaman ne kadar mesafe dedik? x mesafe dedik. Bakın A treninin bir de 2 de uzunluğu burada var. Bunu unutmayalım. ama En son bunu eklememiz lazım. Çünkü şurası dışarıda olan kısım için yap yaptığımız hesaplamadır. x eşittir. Ne kadar hızımız? 2v çarpı süremiz 2t. O zaman x eşittir 4vt. E, vt'yi biliyordum arkadaşlar. D'dir. O zaman x eşittir 4 de olur. O zaman A treninin uzunluğu 4 dışarıdaki hesapladığımız 2 de zaten tünelin içine girmişti şu mesafeden dolayı. O zaman A treninin uzunluğu 6D olur diyoruz. 6D'yi 4D'ye bölersek 3 bölü 2 olur. Cevabımız buna göre. Evet arkadaşlar. Hareket ünitesinin birinci videosu. Dediğim gibi hiç grafiklerin işin içine koymadım. Yer değiştirme, hız, konum. Ee, Alman yol, sürat gibi terimlerin birbirinden farklı olduklarını göstermek için örnekler çözdük. Ee, anlamadığınız, kafanıza takılan bir nokta olursa arkadaşlar yorumlar kısmına yazarsanız size mutlaka geri dönüş yapacağız. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.